Ben İsmail Hakkı Çelik. Adapazarı Sapanca doğumlu. 1926-1953 doğumluyum. Sanat Enstitüsü'nü İzmit'te okudum. Askerden sonra Royal Fabrika'ya girdim. Fabrikada çalışıyordum. Sonra İzlikspor'dan gelip top oynar mısın dediler. Ve İzlikspor'a geldik. İzlikspor'da bir kahraman olarak ikimizi gördük. Ben Düzce'de oynarken burada Düzce'li bir polis memuru varmış. Demişler böyle böyle bir tanıdığım kişi var İsmail diye. Şey yapalım. Geldiler. İzniye gelir misin dediler. Oynar mısın dediler. Gelir oynarız dedik. O zamanlar tabii İzlikspor daha öncelerde amatör kümede daha iyiymiş. İşte bizim gelişimizle daha da parladı. Ve Bursa'da bayağı bir yer edindik yani. Özel seyircimiz bile vardı. 80 senesinden beri 88-89'a kadar İzlikspor'da oynadım. Amatör kümedeydi. Birinci amatör kümedeydi. 84-85 yılında Bursa şampiyonu olduk. Ve ondan sonra 3. lige girdik. 3. liginde takım kaptanı, takım kaptanı ben. Lokanta'yı açınca kaptan İsmail'in yeri diye, kaptanın yeri diye lokanta 85-86 yılında 13 Ocak Pazartesi günü açılışını yaptık. Lokanta işini, bizim birader vardı, birader şey yaptı, biz de İzlikspor'da oynadık. Benim lokantacılık mesleğim yoktu. Ben elektrikçiydim. Ama ben Adapazarı'nda 8 sene bir lokantacının evinde kiradaydım. Bir göz aşinalığı gibi bir şeydi. Sonra buraya gelince işte İzlikspor şey yapınca 3. lige girince transfer olduk. Transfer parasıyla dükkanı açtım. Bizim bu dükkanın karşısında. Şimdi kuaför olan yerde orayı açtım. Orada bir arkadaşın kayınçosu usta olarak geldi. Önce ıslama köfte olarak başladık. Ona bir iki sene sonra çorba başladık. Ve Allah razı olsun burada Güzide Optik Ahmet abi, Ahmet Başbayram bana geldi dedi bak böyle böyle iki çorbayla bu iş olmaz. Gel işkembe çorbası yapalım, diğer çorbaları yapalım falan. Ya kokuyor dedim yapma falan fısık derken bana bazı ipuçlarını verdi. Ve ondan sonra öyle devam ettim. Şimdi o zaman lokantacılar birbirine daha saygılıydı. Daha şeydi. Ve orada benim 1-2-3-3,5 masa masam vardı yani. Duvarlar lambire şey ufak bir dükkandı. Onun da tarafı güzeldi. Panayırlar falan şimdi panayır olduğu zaman şey de buradaydı. Söyle. Luna Park buradaydı. Çok güzel işlerimiz oluyordu, şey oluyordu. Ama Luna Park öteye gidince ille biraz etkiledi. Şimdi panayır hazırlık yapıyorduk. Daha erken açıyorduk. Hatta hiç kapatmıyorduk desek geridir yani. Çünkü panayırcı esnafının kapatıp gelmesini bekliyorduk. Nöbetleşe birkaç eleman takviye alıp öyle devam ediyorduk. Köftemiz çok güzel. Anne köftesi gibi. Her gelen yabancı da beğeniyor. Şey de böyle katıksız, karışıksız böyle. Ondan sonra işkembe, tavuk suyu, mercimek, balık çorbaları yapıyoruz. Tavuk sote, bulgur, kuru pilav yapıyoruz. Yani şey işkembe zaten bir efsane yani. Mutfakta en çok dikkat edeyim şey hijyen. Temizlik, ondan sonra malzemelerin kontrolü, her şeyi dikkat ediyoruz. Yani 35 sene, 2 seneyi saymazsak çorbaya başladığımızdan beri ben yapıyorum. Şimdi bir senedir oğlum yapıyor, Tuncay. Artık oğlumuza elimizi verdik, o da aynı bizim derecede dükkanı götürüyor. Gerekli izin günleri oğluma izin veriyorum, ben geliyorum. Onu biraz istirahate şey yapmak için. Vallahi ben eski dükkanda dahil, oğlum yetişene de dahil sabah 3'te kalkıyordum, akşam 7'de kapatıyordum. Pazar günleri de dahil
Benim bir avantajım vardı. Yani benim diğerleri de avantajı kullanabilir belki. Ramazan'da bir ay açmıyordum ben. O bir ay dinleniyordum. 11 aylık dinleniyordum Ramazan'da bir ayda yani. Şimdi oğlum da el verince, oğlum da yapınca şimdi dinlendirme şeyi oluyor yani. Şimdi boş vaktimiz zaten evvelden olmuyordu da şimdi biraz olmaya başladı. Yürüyüş yapıyorum. Yürüyüşten sonra yüzme yapıyorum. Bir de sporculuktan geldiğimiz için vallahi işimi yaparken çok mutlu oluyordum. Şimdi severek yapıyordum. Yani şimdi bir çorbayı yapıp müşteriler önüne koyup orada eline sağlık demesi insana bir gurur veriyor, şey veriyor. İcabında ilk zamanlar mesela yeni şey yaptığı zamana gider sorardım nasıl bir eksik var, beğeniyor musunuz, ediyor musunuz falan. Ama tecrübe kazandıktan sonra şimdi gözü kapalı şey yapıyoruz. Hiç unutmam, öbür dükkanda Yusuf abi her sabah gelir tavuk suyu çorbasını içerdi. Ondan sonra iki gün sonra yine çorba içiyor. Mustafa amca geldi, arkaya oturdu. Yani iki buçuk masalık yerden bahsediyorum öbür tarafta. Ondan sonra Yusuf abi kalktı, çorbası bitti. Al dedi, Mustafa amcanın da parayı al dedi. Peki aldım. Ondan sonra o gitti Yusuf abi, Mustafa amca geldi. Dedim Mustafa amca sizin çorba verildi. Kim verdi dedi Yusuf dedi. İstemem dedi onun parasını dedi. Alma şey yapma falan. Lan ne yapacaksın şimdi? Zorla verdi aldım. Ertesi gün Yusuf abi tekrar geldi şimdi. Lan ne yapacağım şimdi ben? Yusuf abi dedim ya kusura bakma. Unutmuşum dedim. Mustafa amcadan parayı aldım dedim. Unuttum dedim. Onun için al bu parayı dedim. Veya çorba parasını verme dedim. Aradan 2-3 gün geçti baktım ikisi beraber çorba içiyorlar. Bu çok önemli bu esnaflıkta. Ben deseydim Mustafa şey Yusuf abi istemedi şey yapmadı deseydim belki de ömür boyu konuşmayacaklardı. Bu tür şeyler çok oluyor ya. Bir de şu var. Her yaptığın işi seveceksin. Ben İzlispor'da futbol oynarken hiç paraya bile tamah etmiyordum. Niye? Orada fabrikada çalışıyordum. Haftada bir idmana geliyordum. Ondan sonra haftada sonunda maça geliyordum ben. Ama şimdi burada bir idman yapıyordum, orada da yapıyordum ben. Buraya girip de mahcup olmamak için. Daha çok çalışıyordum. Ondan sonra ne oldu? Kaptan İsmail. Bizim İnegöl maçı vardı, duymuşsunuzdur yani. İnegöl'de, 3. ligdeyken. Oraya işte gittik, Bülent Ulusu Federasyon Başkanı geldi, hakem şeydi, Yahya Diker'di daha. Yok, Yüksel Okçuoğlu'ydu. İnegöl'de şampiyonu oynuyor. Bizim de aramızda 3 puan fark vardı ya. Biz İnegöl yöndük, 1 puan kaldı aramız. Son 87. dakikada golü ben atmıştım. Ondan sonra bütün İnegöl ayağa kalktı. Balkondan saksılar, şeyden saksılar, arabayı camları kırmalar. Olağanüstü bir şey. Onun için ben mesela o zamanlar tabii 27 yaşında, 30 yaşında falan. Kemal Kumcu başkandı. Efsane başkan yani. Çok hem yardımsever hem şey. Mesela onunla otururduk, yemek yerdik veya sigara içerdik. Zaten topçuların çoğu sigara içiyor zaten. Profesyonel topçular da içiyor. Kaçamak. Ben futbol oynadığım sürede İzlik Caddesi'nde bir tek sigara içmedim. Şimdiki topçulara bakıyorum. Burada patır patır sigara içiyorlar. Millete karşı. Saygı. Seyirciye saygı. Saygı. Saygılı olmadın mı olmaz. İşte iş yerinde de öyle. Müşteriye saygı. Saygı olmadı mı olmaz. Seveceksin. Şimdi o zaman ilk senesi rahmetli şey vardı. İsmet vardı kalede İstanbul'da. Rahmetli oldu. Ondan sonra sağ bekte bizim Ali vardı. Sağ bek Ali. Romanlardan Ali. Sol bek bizim meşhur Kinova Cesur vardı. Sol bek oydu. Ondan sonra santraf Sebahattin. Nurettin. Ondan sonra Zekai vardı ve Metin vardı ilk 80 senesi. Ondan sonra Metin o seneden sonra Antalya Spor'a gitmişti. Forvetler Rende Mehmet, ben. Sonra o seneden sonra da pazardan birkaç arkadaş şey yaptım ben, iyi arkadaşlardan getirdik falan. Yani Rende Mehmet
süper bir futbolcuydu. Ama hatta burada manav falan açtık ona. O zaman biz tabii gidip geliyoruz yani, bizim burada bir şeyimiz yok. Durmadı, etmedi, şey yapmadı. Yoksa izlikten dışarı çıkmadı. Yoksa süper bir futbolcuydu. Şimdi bakıyorum öyle bir santfor yok ya. Yani. Ali, Sabek Ali öyle cesur, öyleydi. Yani çok iyi bir takımdı ya. Yani. Vallahi gençlere önce dürüstlük, sonra saygı, sonra işi sevmek. Yapacağın işi seveceksin. Sevmedin mi zorla hiçbir şey olmaz. Yani büyüklerden işte saygı, sevgi, bu tür şeyleri gençlerin dinlemesi lazım. Yani çok güzel bir organizasyon. Teşekkür ederim başkanımıza.